Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün turnuva maçımız. Dilay turnuvası ikinci maçımızı sunacağım. Mid'de Chu oynuyorum. Yanımda ne oynuyor Asmo? Rafael Chu yapıyoruz orta koridorda. Bane var takımımızda. Rakipte Fanny'dir. Ondan sonra Jovet'tir, Roger'dir, Yive'dir. Güzel kahramanlar. Paquito'dur. Güzel kahramanlar var. Bunlara karşı ne yapmışız, ne etmişiz hep birlikte yorumlarız. Yalnız rakibin piki bayağı early de güçlü olmuş. Early de sıkıntı çekeceğimiz belli. Burada da rakip Fanny yanlış almış, bunu bildiriyorlar. Fakat pik aşamasından itibaren iptal olmaz. Hemen burayı kesip geliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen minyonları almayı ve evleri itmeye başlıyoruz. Zaten amacımız 4 seviye olmak. 4 seviye olduktan sonra şunun gücü var. Yalnız late diyorum. Early'leri biraz güçlü olduğu için bizim gidip de şöyle bir muhabbetimiz olmayacak. Nasıl bir muhabbet, nasıl anlatabilirim size, nasıl aktarabilirim? Turtle'da normalde kahramanın gücünü kullanmamız gerekiyor ama bizim early'miz o kadar iyi değil. Biraz bakalım, dediğim gibi kahramanı biraz boşa da almış olduk bu kadar pik saldıktan sonra. Ama Yive focus konusunda bize bir CC gerekiyordu. Bu konuda iyi bir kahraman. Hop, dikkatleyelim. Buradan geçişler çok iyi bu arada. Yive ve Jovet gördüğünüz üzere iki kişi orta koridoru ittiriyorlar. Tek başıma onlara yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hemen bir büyü direnci çekmişim. Akif'e doğru yardıma gideceğim ama Akif sanırım bir first blood verdi orada. Burada Barış'a doğru yaklaşıyorum. Eğer birini çekerse zıplatırım diye, zaten ultisini kullandı. Yapabileceğimiz bir şey yok Barış'a burada. Dört seviye olup Turtle Fight'ını deneyeceğim bir tık. Bu kadar da free vermek istemiyorum bu objektifi. Akif de orada, Yive de burada. Buraya doğru da toplanıyorlar. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Yive gelecek ama şöyle Yive'yi göndersem. Ya zıplatabilirdim. Yalnız öbür tarafa dönmesem. Bane çok güzel bozdu fakat spell kalmadı elimizde. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. Ben yine de vermeme amacıyla şöyle zorluyorum biraz. Önümü Paquito kesti. Burada direkt flash'ı atsam çıkardım ama benim flash'ım kıymetli. Bir sonraki fight'ta birini çıkarsam ben daha iyi. Farmdan düşecek bir kahraman değilim. Direkt kaçmamı gerektirmiyor. Yive'nin flash'ı yok. Şu an benim flash'ım var. Yive'yi kesmeye çalışabiliriz aslında. Ki yapmışız da. Şöyle hemen atalım. Kalkan alırsa ultisinden, dediğim buydu. Uğraşacağız bununla 2 saat. Aldı da. Focus. Rafael'e döndü. Bir tur çıkıyorum. Jovi'de istesem kule altına getirirdim fakat sıkıntı olurdu benim için. Ben ölürdüm yine. O yüzden direkt normal yürümek daha da mantıklı. Sülük gibi yapışıyorlar. Çok arada kalıyordum bu maç. Flash atabilir miyim? Takım kessin diye düşündüm fakat olmadı. Biraz daha önde durup bekleyebilirim. Bu çalıda biri var.
çalıda biri var. Şöyle getirsem. Direkt geçmedim. Burada tam racarı insekliyordum. Canım yeterli olmadı. Biraz daha yüksek can değerine sahip olsaydım beklemiştim aslında ama olmadı düşündüğüm şey. Olmadığı için de bizim zararımız oldu. Daha iyisi olamazdı çünkü yapacağımı yaptım. Hiç fight'a girmeyebilirdim. Ama güzel denemiştim. Bilmiyorum. Ben denemeyi seviyorum. Burada yine arada kaldık. Ama Juvid öne geçti. Direkt Juvid'i insekleyelim. Burada temizce keselim. Düz vuruş atmadım. Kill bende kalmasın diye. 23 can mı? Ne gördüm? 23 canla kaçmış. Şaka gibi. Her kill'in bizim için ayrı bir değeri varken gerçekten çok kötü oldu. Ama maç uzadıktan sonra fightlarda alabiliriz her şeyi. Pakito bot da bizimkiler oraya doğru zorlamış, kesemediler. Ben de burada hemen Akdeniz'in şeyini, görüşünü alırım. Öbür çalıda olabilirler. Çok kayıp oynuyorlar. Feni bot da bir kişiyi kesti. Gönderebilir miyim diye alan arıyorum sürekli. Ama öyle bir alan gözükmüyor hiç. Pakito'ya doğru dönelim. Onu kesersek bir tık iyi olur çünkü baya kasıyor. Bir düz vuruş, maksimum stun, Bane de tamamladı, Ravi de tamamladı. Temiz, güzel bir kill oldu ama bu sefer öbür yerden patlak yedik. Bu konuda pek hoşnut olduğum söylenemez. Feni de burada, ultim yok bu arada. Ultim olmadığı için de tutamam Feni'yi. Denedim. Yapacak bir şey yoktu. Bizimki düşmüş arkada. Akdeniz'i sıfırlarlar umarım. Görüşü gitsin. Görüş almaya gelirse birisi onu kesebiliriz diye bekliyorum ama pek sanmıyorum birinin buraya geleceğini. Burada direkt Pakito'nun gazabına uğruyoruz. Burada var ya Santi pikselden kurtuluyor. Pikselden. Benim anlamadım bu kahramanla oynarken. Niye aksilikler hep beni buluyor? Pikselden kurtulmuş adam. İşin şakası tabii ki. Daha garanti oynayabilirdim. Ama biraz da maçı önemsememekten mi diyeyim? Bu bir bahane olamaz ya. Maçı önemsemesem de sonuçta daha iyi olabilirdi. Ha benim gözümde sıkıntı yok ama sizin gözünüz de olabilir Keda'ya bakıyorsanız. O yüzden söyleyeyim dedim. Sonra diyorsunuz hep kendini övüyorsun. Övmüyorum aslında ben. Normal anlatıyorum. Benim için problem değil, sıkıntı yok deyince ölüyor da sıkıntı yok diyor gibisinden bazen kızıyorsunuz. İçinizi ferahlatayım. Benim için yine sıkıntı yok ama denemiş oldum. Bazen haterlar geliyor. Onlara
hata yaptım, çok kötüyüm değil mi? Onların içi ferahlasın. Lord için burada bekleyeceğim ben. Javid bilmiyor burada olduğumu. Sadece Rafael'i biliyor. Bir şey olursa ona doğru oynamaya çalışırım. Hala bilmiyorlar beni. Hala bilmiyorlar. Beni hala burada bilmiyorlar. Şu an beyinden steak kastığını sanıyor gibi. Çok güzel. Ruby çekti. Maksimum stun'ı uyguladık. Fanny de çok az canlı çıktı. Bizim için temiz bir Lord fight'ına başlangıç oldu. Bir kişi eksikler sonuç olarak. Yine aynı yerde bekleyeceğim. Buradan geçecekler elbette. Paquito burada. Paquito içeri bu kadar rahat girebiliyor çünkü farmı var. Roger'ı peşliyorum. Tuttum. Arkaya gönderdim Roger'ı. Düşürdük. Sonra Fanny de düştü. Arkada Yve kaldı. Yve'ye doğru dönerken flash'ını aldık. Okey, problem değil. Maç şu an bir anda döndü gördüğünüz temiz fightlardan ötürü. Burada birisi gelirse yine yol üstünde bekliyorum onu kesme amacıyla. Bakıyoruz, bekliyoruz. Paquito burada, biraz önde kalmış. Benim açıkçası burada fokusum Paquito değil de arkadaki Yve. Yve tutuyor maçı, Paquito değil. Kesti bizimkiler, gayet iyi oynadılar. Bakın Yve'nin yaptığını, bütün fight'ı dağıttı. Beni öne attı, Javid'i şöyle atıp bir oyun yapıp kaçabilirim. Gibi onu da uygulamışım güzel bir şekilde. Oyalamışız da Lord da top kuleyi açmış. Yüveyi kesmemiz gerekiyor içeri girmek için. Akif de zımbırtıları alıyor. Ben de bir base çekerim o ara. İki tane ana kulelerinin az canı var fakat buraya girip bitirmek de biraz ne isterdim argo olmadan. Vallahi argo olmadan onu nasıl iletebileceğimi bilmiyorum. Ama ister yani, anladınız sanırım az çok. Javid'i bulduk, güzel. Görünmezlik artı flash aldık. Yaklaşık en az 90 saniye oyunda yok. Bizim için güzel bir haber. Bir Lord yaparsak temizinden. Maç zaten halledilir yani. Direkt Lord'u beklememiz gerekiyor. Lane itmek falan filan şu an boş. Buradan biri geçerse de indiririz. Beni burada olduğumu bilmiyorlar. Sol sağ tarafın görüşünü aldık da rakip sol tarafta beklediği çok belli. Ben burada solu alacağım ama güvenemiyorum. Tek kalmak istemiyorum, biri gelecek mi peşimden diye. Solda oldukları belli ama. Bu şekilde beklersek gelmezler. Yani gidip oraya bir bakmamız gerekiyor. Öyle dedikleri için kaybederiz falan dedikleri için temiz bir görüş almaya çalışıyorum. Etraftan part part ince ince ilmek ilmek görüşüyorum takımı. Tam oldukları yer benim ya üst çalım ya hafif sol üst çalımda bir yerde kalıyorlar. Fanny'yi burada tutuyorum. Duvara da çekiyorum. Rafael de CC'liyor fakat dediğim üzere hızlı bir kahraman. Yapabileceğimiz bir şey yok.
17 saniye. Javid'in 90 saniyesi hala dolmadı. Oynayabiliriz. Flash'ın 90 saniye olmadığını bu arada biliyorum. Fakat dediğim gibi en az fight'a girebileceği süre 90 saniye. Şurada ama hafif yem çekiyorum, yemiyor. Görüş almaya girdim. Çıkarım da burada muhtemelen. Çıkmışım da. Akif niye üstüne yürüyor? Buraya doğru kaçsa zaten kaçacak. Burada üstüne yürümesi yanlış olmuş. Ben görüş almaya gittim. Yven'in üstüne yürümüş. Burada bir vurdu. Hayatım kaydı. Üzerime bir de çarp attı. Vakit o da beni kesti. Keşke devam etmeseydi orada. En azından ben çıkardım. Arkaya flashlardım. Ama Nathan Rafael ikilisi yaşıyor. Temizlerler diye düşünüyorum. Rabi de gelmiş. Hoş gelmiş. Bu şekilde Lord iptal oldu. Güzel. Daha sonrasında bu Lord'u biz yaparsak zaten maç bitecektir. Direkt başlamışlar orada bizimkiler. Burnum tıkalı bu arada. Yeni kalktım o yüzden. Arada geliyor. Sonradan seslendiriyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. Çok güzel böyle kafasına lak diye burada tekmeyi çakıp kesebilirdik de. Denk gelmedi. Burada biri olabilir. Yokmuş, okey. Şu mid'i açsak iyi olacak aslında da. Yok işte, o dediğimiz şey yok. Açamıyoruz. Lord'la beraber içeri girersek temiz bir maç olacaktır. Minyonlar kendi kendine iter orta koridorda. Ben gitmeyeceğim. Özellikle bir minyon kaldı zaten. Giderse feni gider. Onu da bir kişi eksik fightlarlar. Sıkıntı yok. Etrafın güvenliğini almaya çalışıyorum. Bir, o gözüme takıldı mid kulesi zaten. Onu da arkadan almaya baktım. Focus'um Yive. Yive haricini oynamayacağım. Gönderdim arkaya. İkisini de zıplattık. Güzel. Bu şekilde maç bitti. Sonradan çok iyi fightlamışız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.